Fenerbahçe'nin 2024 sezonu muhtemel ilk 11 ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce devam eden forma çekilişimizi de hatırlatmak istiyorum. Tuttuğunuz takımın formasını kazanmak için videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız yeterli. Kazanacak 2 kişiden birisi olmak için katılmayı unutma. Sonuçlar 15 Ocak'ta açıklanacak. Günün sorusu olarak da bu sezon Fenerbahçe'de en beğendiğiniz futbolcu kim? Yorumlar kısmında buluşalım. Daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Kalede Livaković var. Hırvat eldiven sezon başında 6 milyon 650 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Livaković böylece kariyerinde ilk kez ülkesinin dışına çıkmış oldu. Kaliteli bir kaleci olduğu gerçek. Ancak yan top zafiyeti her maçta boy gösteriyor. Fakat cepheden gelen şutlarda ve birebirlerde oldukça etkili. Alışma sürecini de kısa bir süre içerisinde atlattı diyebiliriz. 19 maçta Fenerbahçe kalesini korurken toplamda da kalesinde 24 gol gördüğünü hatırlatalım. Yabancı kontenjanından kaynaklı sorun olduğunda ise İrfan Can'ın da yedek kulübesinde beklediğini ve iyi de bir alternatif olduğunu söyleyelim. Sağ bekte Bright Osayi Samuel var. Nijeryalı futbolcu sezon başından bu yana İsmail Kartal'ın değişilmezi konumunda. Hatta geçen sezon çok fazla yedek kaldığı için bu sezon başında gideceği konuşuluyordu. Fakat eski hocası İsmail Kartal'ın gelmesi sonrasında yeniden kalma kararı aldı. Performansı da belli bir seviyenin altına hiçbir zaman düşmedi. Şu an Afrika Kupası var ve Osayi de Nijerya milli takımında. İkamesi olarak da formayı Mert Müldür aldı ve formanın hakkını verdiğini söyleyebiliriz. İlk maçında asist yaptı, ikinci maçında da gol attı. Belki de uzun vadede formayı Osayi'den alabilir, onu da hep beraber göreceğiz. Ancak bana kalırsa Osayi Afrika Kupası'ndan döndükten sonra emaneti olan formayı geri alacaktır. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu var. Sol bekte diye deklare ettik ama oyun içerisinde çok farklı şeyler izletiyor bize. Özellikle Fenerbahçe oyunu ön alana yıktığı zaman diliminde bir sol açık edasıyla oyununu sergiliyor. Ferdi savunmadan topla çıktığı anlarda ise bol bol içe kat etmeyi seviyor. Yani orta sahada artı bir olmak anlamına geliyor. Günümüz futbolunda Avrupa'nın büyük kulüpleri de bunu uyguluyor. Örnek vermek gerekirse sezon başında Thomas Partey Arsenal'de sağ bek oynarken oyun içerisinde sürekli içe kat edip adeta sekizleşiyordu. Bu yüzden de Ferdi bir sol bekten çok daha fazlası. Kendisiyle ilgilenen birçok Avrupa devi var. Bir sol bekten çok daha fazlasını transfer etmek istiyorlarsa sanırım 25-30 milyon euroyu gözden çıkartmaları gerek. İlk stoperimiz Alexander Djiku uzun bir Fransa kariyerinden sonra yolu Türkiye'ye düştü. Transfer sürecinde Beşiktaş kendisinden çok kolay vazgeçti fakat Fenerbahçe Djiku'dan oldukça emindi. Bedelsiz olarak kadroya katılan futbolcu uygun bir maaşla da takıma monte edildi. Hatta 8 milyon euro bonservis ödenen Beka'nın bile üstüne çıktı. Sakatlandığı dönemde bile yokluğu çok hissedildi. Sakatlıktan sonra döner dönmez formasını kaptı ve yine farkını hissettirmeyi bildi. Özellikle oyun kurulumu konusunda kendisine çok iş düşüyor. Uzun menzilli paslardaki başarısı da en kıymetli özelliği. Şimdi Afrika Kupası'nda olsa bile döndüğünde formasına kavuşacaktır. Sakatlıktan çıkan Beka'nın da hazır hale gelmesine en az 1-2 hafta daha var, onu da söylemiş olalım. Savunma hattındaki son ismimiz Bonucci. Uzun süren İtalya kariyeri sonrasında sezon başında Union Berlin takımına transfer oldu. Alman ekibinde devre arasına kadar toplamda 10 maça çıktı ve istediği gibi bir süreç yaşayamadı. Union Berlin'de mutlu olamayan Bonucci Fenerbahçe'den gelen teklife de kayıtsız kalamadı. Yarım sezonda 1.3 milyon euro maaş alacak. Uzun yıllar Chiellini ile beraber savunmada adeta duvar ören ikilinin bir parçasıydı. Hem İtalya milli takımında hem de Juventus'ta. Şimdi de Fenerbahçe'de bunu hem Djiku'yla hem Beka'yla hem de Serdar Aziz'le yapmaya çalışacak. Kendisi tipik bir İtalyan savunmacısı. Liderlik özelliği çok fazla. Bunu hem saha içerisinde hem de soyunma odasında hissettirebiliyor. Oyun zekası ve pas kalitesi de oldukça iyi. Yaşı 36 olsa da üst düzey pozisyon bilgisiyle Fenerbahçe savunmasına seviye atlatacaktır. Savunmanın önündeki isim İsmail Yüksek. Tabi burada kıyasıya bir forma rekabeti olacak. O da İsmail ve Kurniç arasında. Ancak bu kadroyu 3 Türk oyuncuya göre hazırlamam gerektiği için İsmail'i buraya yazdım. Sezon başına göre biraz düşüş yaşasa da oldukça iyi bir performansı var. Özellikle basit top kayıplarını en aza indirmesi gerek. Yoksa formayı Kurniç'e kaptırması işten bile değil. Kurniç konusuna bakacak olursak da 4.5 milyon euro bonservisle bu transfer gerçekleşiyor. İsmail Kartal Bosnalı futbolcuyu uzun zamandır istiyordu. Özellikle Avrupa maçlarında bol bol Kurniç, Fred ikilisini de yan yana görecek gibiyiz. Ayrıca lig maçlarında da bu senaryo gerçekleşebilir. Bu sefer de sahaya artı bir Türk oyuncu daha atılması gerek. Oyun kurulumunda fark yaratması beklenen Kurniç'in sağlayacağı katkıyı da merakla bekliyorum.
Orta sahanın merkezindeki ikinci ismimiz Fred. Fenerbahçe Fred'in forma giydiği hiçbir maçı kaybetmedi. Hatta berabere dahi kalmadı. Haliyle Fred'in Fenerbahçe için ne anlama geldiğini buradan bile anlayabiliriz. Sezon başında 10 milyon euroya yakın bir bonservis ödemesi yapılsa da şu ana kadarki oyunuyla bunun karşılığını verebildi. Hatta dış basın bazı kulüplerin Fred'i transfer etmek istediğini bile yazdı. Box to box kelimesinin vücut bulmuş hali diyebiliriz kendisi için. Oyunun iki yönünde bu kadar kusursuz oynayan futbolcunun uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giymesi gerektiğini düşünüyorum. Sol kanattaki ismimiz Antonio Martial. Fransız oyuncunun menajeri İstanbul'da. İngiliz basınında bu transferin 6-7 milyon euro bonserviste ya da kiralık olarak bitebileceğine dair iddialar var. İsmail Kartal bu transferin bitmesini istiyor. Sol kanatta Dušan Tadić'ten formayı alma ihtimalini de oldukça kuvvetli görüyorum. Tadić sezon başındaki ritmini kaybetmiş gibi. Bu sezon kaçırdığı 4 penaltıda tepkilere sebep oldu. Fakat yine de aralarında iyi bir rekabetin de olacağını söyleyelim. Ayrıca Martial tam bir kanat değil. Çıkış yaptığı dönemde direkt forvet olarak oynasa da günümüzde kanat forvete dönüşmüş durumda. Bu yüzden çizgiye basmaktan ziyade bol bol içe kat edeceğini göreceğiz. Fenerbahçe forması altında prime günlerine dönmeye çalışacaktır. Bunu başarması da imkansız değil elbette. Sağ açıkta İrfan Can Kahveci var. Fiziksel olarak çok iyi durumda. Kariyerinin en iyi performanslarından birini de bizlere izletiyor. Bu sezon çıktığı 29 maçta 10 gol, 8 asist katkısına ulaştı. Cengiz Ünder'le beraber forma yarışı içerisinde. Hatta bu forma rekabeti olumlu anlamda sahaya da yansımış durumda. Cengiz ilk 11 olarak çıktı. Kayseri ve İstanbulspor maçlarını çözmeyi bildi. Fakat sezon içerisinde Cengiz'in yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı İrfan Can kendi yerini garantilemeyi bildi. Bu yüzden de ilk 11'i de göreceğimiz isim İrfan Can Kahveci olacak gibi. Forvet arkası pozisyonunda Sebastian Szymański var. Sezon başında Polonyalı futbolcuya Galatasaray'da ilgi duymuştu. Fakat Fenerbahçe 9 milyon 750 bin euroya bu transferi bitirmeyi başarmıştı. İlk transfer olduğu anda Szymański skorer değil, oraya skorer bir futbolcu lazım dense de Szymański gereken cevabı da vermesini bilmişti. 24 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon çıktı, 31 maçta 12 gol atarken 12'de asist kaydetti. Şimdiden Avrupa'nın dev takımları Szymański'yi izlemesi için Kadıköy'e scout ekiplerini yolluyor. Oyuncunun söz sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin eli oldukça kuvvetli. Sezon sonuna kadar devam edeceği form grafiği önemli olsa da 20-30 milyon euro arasında bir teklifle gitmesi muhtemel. Tabii oyuncu gitmek yerine kalmak isterse işte o zaman Szymański yine Fenerbahçe formasıyla fark yaratmaya devam edecektir. Forvet'te Edin Džeko var. 37 yaşındaki bir forvet. Transfer edilir mi diye eleştiren de oldu. Daha 2 ay önce Şampiyonlar Ligi finali oynadı bu adam. Bırakın da gelsin diyen de. Boşnak golcü kendisini isteyenleri mahcup etmedi. 24 maçta 20 gol 5 asistle oynadı. Bununla sınırlı kalmadı elbette. Özellikle derine gelip oyun kurulumuna da katkı sağladı. Savunmadan çıkılamadığı anlarda yüksek toplarda mücadele etmesini bildi. Lider karakterini hem sahada hem de soyunma odasında hissettirmişti. Lafta değil gerçek bir komutan gibiydi. Sezon başında 2 yıllık imzayı atan Džeko bu performansıyla gelecek sezonu da garanti altına almış gibi. Batshuayi de ihtiyaç halinde gerekli sorumluluğu alıyor. Zaman zaman aldığı süreden dolayı oyuna küsse de gol katkısı da yapmaya devam ediyor. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.